Flaş Haber'e spor haberleriyle devam ediyoruz. Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren Konyaspor'da gözler Sergen Yalçın'daydı. Deneyimli teknik adam önümüzdeki sezon Konya'da kalıp kalmayacağı yönündeki soruları yanıtladı. Yani henüz yönetimle bir görüşme yapmadık biz. Herhalde yaparız 3-5 güne kadar. Yani bu görüşmeden sonra tabii nasıl bir sonuç çıkacağını bilmiyorum. Çünkü biz de sonuçta bir göreve başlayacaksak kendi istediğimiz takımı kurmak isteriz. Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, herhangi bir hoca arayışımız yok. Sergen Yalçın, bundan sonra da çalışmak istediğimiz hocamız dedi. Yönetim kurulumuz hep birlikte oturup bu akşam bunun kararını verip hocamızla gerekli görüşmeleri yapacağız. Onun sonrasında tabii hocamızın da bizden isteklerini dinleyeceğiz. Ona göre hareket edeceğiz. Biz şu an için yazılan çizilen gibi herhangi bir hoca arayışımız yoktur. Sergen Yalçın bizim bundan sonra da çalışmak istediğimiz hocamızdır. Sivasspor Süper Lig'in son haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Samet Aybaba antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İyi bir sezon geçirdik. İyi işler yaptık. Oyuncularımız çok gayretli, istekliydi. Her şey iyi gitti. Böyle bir final maçıyla da sonlandırmak bence en mutluluk veren bölümü. Beşiktaş'ın söylemeye gerek yok. İyi takım. Her oyuncusu değerli, kaliteli. Bizim de her oyuncumuz değerli, kaliteli. İnşallah final maçında futbola yakışır. Herkesin keyif aldığı iyi bir oyun olur. Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu Antalya'da göreve devam etmek istediğini söyledi. Devam etmeyi arzuluyorum ama tabii oturup konuşacağız bunu da. Yani gerçekten hem tesisler, Antalya şehri her anlamda bizim için çok iyi. Oyuncularımız, hepsinde gurur duyuyoruz, çok da seviyoruz hepsini. Ama oturup konuşacağız çünkü gelecek planlamasını doğru yapmalıyız. Hedeflerimizi doğru belirlemeliyiz. Ve doğru bir şekilde başlamalıyız. Kayseri Spor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Sağlam, Türk futboluna altın harflerle yazılacak yeni bir başarının hikayesinin temelleri bugün burada atılıyor dedi. Valisinden belediye başkanına, belediye başkanından bütün sivil toplum kuruluşlarına, taraftar derneklerinden Kayseri'de yaşayan her insana ihtiyacımız olacak. Onların desteğine ihtiyacımız olacak. Şayet biz bu birlikteliği oluşturabilirsek, bütün bu dinamikleri Kayseri Spor'un menfaati ve başarısı doğrultusunda harekete geçirebilirsek, bu şehirde gerçekten çok ciddi bir potansiyel var. Ve ben bu potansiyelin bize çok güzel günler, çok büyük başarılar getireceğine de yürekten inanıyorum. Ana haberi noktalıyoruz sevgili izleyenler. Yayınımız iftar vakti programıyla devam edecek. Saat 23'te ise gece hattı sizlerle olacak. Yarın 18.30'da Flaş Haber'de görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyoruz.